Show TV'nin en yeni dizilerinden biri olan Ramada, düşmanlarına karşı acımasız, sevdiklerine ve mazlum insanlara karşı merhametli, fedakar bir adamın öyküsü izleyicilerle buluşuyor. Başrollerini Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in üstlendiği Ramo dizisi Adana'da çekiliyor. Büyük bir ilgi gören dizinin oyuncu kadrosuyla ilgili meraklı arayışlar sürüyor. Biz de sizler için dizi oyuncularının merak edilen özel hayatlarını mercek altına aldık. Murat Yıldırım 1979 yılında Konya'da dünyaya geldi. Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 8. senesinde mezun oldu. Tiyatro ve müziğe oldukça ilgili olan Murat Yıldırım, okuduğu üniversitenin tiyatro bölümüne katılmış ve 3 yıl amatör oyunculuk yapmıştır. Televizyon ilk tanışması ise 2003 senesinde Ölümsüz Aşk dizisiyle oldu. Fakat dizi yalnızca 11 bölüm sürdü. Murat Yıldırım, 2008'de Fırtına dizisinin setinde tanıştığı Burçin Terzioğlu ile evlendi. Ancak bu evlilik 4 yıl sonra sonlandı. Murat Yıldırım, boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı. O isim de Faslı güzel İmane Elbani oldu. İmane Elbani, Fas'ın yıldızlarından biri. Orta Doğu'da hayli şöhret sahibi. Londra'da tanıştığı İmane Elbani ile 2016'da ikinci evliliğini yaptı. Murat Yıldırım ile İmane Elbani'nin aşk hikayelerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da kız isteyerek dahil olmuşlardı. Erdoğan, FaceTime üzerinden İmane Elbani'yi ailesinden istemişti. Murat Yıldırım, Adana'da kına gecesi yaptığı İmane ile Türk geleneklerinin her adımının yansıdığı bir düğünle evlendi. Ekranların yakışıklısı Murat Yıldırım'ın şimdilerde dillerden düşmeyen bir evliliği var. Başarılı çiftimize mutluluklar dileriz. Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Hatun karakterine hayat veren Esra Bilgiç şimdilerde Ramo dizisinde Sibel karakterine hayat veriyor. Esra Bilgiç güzelliği ve performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Esra Bilgiç 1992 doğumlu ve terazi burcu. Aslında onun hayatı son 2 yıla kadar son derece şöhretten ve sahnelerden uzak geçmiş. Ankara'da doğmuş, Ankara'da büyümüş ve üniversiteyi dahi Ankara'da ailesinin yanında yaşarken okumuş. Hacettepe Üniversitesi'nde arkeoloji okudu önce. Sonra ise Bilkent'in Uluslararası İlişkiler bölümüne başladı. Diriliş Ertuğrul dizisinden önce herhangi bir oyunculuk deneyimi yoktu. Bu sebeple ilk işinin böylesine büyük bir yapım olması fazlaca sorumluluk getirdi. Onu bu sebeple eleştirenler de oldu. Sadece güzelliğiyle rolü aldığına dair söylentiler de çıktı. Oysa Esra Bilgiç her ne kadar daha önce profesyonel manada oyunculuk yapmamış ve kapsamlı bir eğitim almamış olsa da tiyatro ve oyunculuk onun hep hayatındaydı. Gelelim doğal güzellik meselesine. Böyle kocaman gözlere sahip olmak henüz hiçbir estetik ameliyatıyla mümkün değil zaten. O çok konuşulan kirpiklerinin ve kaşlarının da tamamen doğal olduğunu söylüyor. Ayrıca dev gibi adamların yanında ufak tefek görünmesine kanmayın. Onun boyu 1.77. Manken gibi bir kız anlayacağınız. Gençken kaşlarını alıyor ve inceltiyormuş. Fakat zaman içerisinde bundan vazgeçmiş. Kirpikleri de doğal. Hatta makyaj yüzünden dökülmeleri sebebiyle bolca Hint yağı kullanıyormuş. Aklınızda bulunsun kızlar. Özel hayatına da göz atalım. Esra Bilgiç, kariyer konusunda olduğu kadar aşk konusunda şanslı değil maalesef. Gökhan Töre ile 2 yıl süren bir ilişkisi vardı. Magazinsel aşklarda şahit olduğumuz çirkinliklere hiç bulaşmadılar. Kendi hallerinde beslediler bu ilişkiyi. Nişandan bir ay sonra da evlendiler. Şahitliklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan yaptı. Ancak şiddetli geçimsizlik nedeniyle çift geçtiğimiz yaz aylarında boşandı. Aşk dolu paylaşımlar yapan çiftin boşanması ailelerini ve arkadaşlarını üzdü. Boşanma kararının ardından Gökhan Töre, Esra Bilgiç'i sosyal medya hesaplarından takipten çıkartırken Bilgiç ise sosyal medyada Töre soyadını kaldırdı.